Neyse. Rüzgar eski yüzüne ya. Yok gibi bir şey yok canım. Oh oh oh. Kesinlikle. Kesinlikle kaybettim. Ya iyi güzel düzgün ayakkabı almak lazım da. O ayağındakilerle olmaz. Ortopedik iyi bir şey almak lazım. Yeter mi? Yoruldun mu bebek? Bayağı geldi ha. Yeter mi? Yoruldu yoruldu. Çarşıya doğru gidiyoruz şimdi. External hard disk almaya gidiyoruz. Harici hard disk Türkçesi ne ismi? Harici hard disk. Harici mi? Harici hard disk almaya gidiyoruz. Çünkü vloglar artık bizim bilgisayara sığmıyor. Artık edit yaparken bütün videolar takıla takıla gidiyor. Hatta geçen işte videoyu yaptığım işte edit programında videoya çevirmek istediğimde artık hafıza dolu mümkün değil dedi. O yüzden lazım bir tane. Ben de kaşlarımı aldırmak için randevu yapmak istedim ama ilan yarın tekrardan çalışıyor. Ona sonraki günde çalışıyor. Ondan sonraki günde. Ondan sonra izinli. Evet, 5 gün. Dur ya, hepsini karışık anlatıyorum ya. Neyse, kaşlarımı aldırmak için randevu alacaktım. Ama işte Melis'le beraber gidemem. Çünkü benim kaşlarımı alınırken Melis arabada beklemez. Kalır, bağırır. Diğer müşterileri rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden Melis'le gidesim yok, mümkün değil. İlhan'ın da işte çalışıyor. O yüzden randevuyu alamadım. Yarın sabah almak istedim. Olmadı. Yarın sabah yerleri yokmuş. Ya da şey için alacağım o zaman. İki gün daha bekleyeceğim. Allah'ım, iki gün daha bekleyeceğim. Cumartesi İlhan 5 gün izinli. 5 gün evde. Zaten Paskalya oluyor. Pazar, Paskalya hafta sonu. Pazar günü Paskalya'nın birinci günü, pazartesi ikinci günü. Ve bu hafta sonu annemlerle birlikte, annem Türkiye'den geri dönmüş oluyor. Annem, babam, kardeşlerim ve biz yurt dışına çıkacağız. Küçük mini bir tatil yapacağız. Otel motel hepsi ayarlandı. Size de güzel bir sürpriz olur. Açmam önünü. Heh. Battaniyeye bağladık. Dışarısı soğuk çünkü. Oyuncaklarını da verdik eline. Park garajı da her zaman çok sessiz değil mi? Evet. Her zaman. Korku filmlerine benziyor. Yok ya, yok ama gerçekten bazı park garajlar böyle değil de bu park garajı her zaman çok sessiz böyle. Sanki kimse yokmuş tam gibi. Tam korku filmi. Zaten kimse yok, baksanıza. Tam korku filmi. Tam, yani. Tam. Burada güvenlik nerede olduğunu da bilmiyorum ha. Güvenlik yok burada. Yok mu güvenlik? Vardır da. Allah korusun. Ya, kamera falan vardır tam böyle yerlerde. Vardır da kamera olsa ne yazar? Ne demek? Birisi yardımına gelmez mi? Ya, bir şey olsa. Gelene kadar. Çok büyük yer burası. Bilmiyorum. Var da mı? Asansör bile ses çıkart. Şimdi ben gelirim diye. Ben ismini anlatıyor da. Ne? Sanki... Ya sokak ortasında yine bir şey oldu. Restoranı aramak zorunda kaldım. Sanki iş yeri değil de. Dizi yani böyle. Entrikalar. Dikkat et, kapanabilir bu kapı. Kapanıyor. Acayip acayip. Galiba bütün iş yeriler öyle çünkü benim eski iş yerim de öyleydi. Tam böyle bir çekilecek dizi gibiydi. Orada fena dedikodu yapılıyordu. O yüzden bence bütün iş yeriler öyle. Yani. Ya öyle iş yerlerinde... Ofis dramları diyorum ben. Evet. Öyle iş yerlerinde en zor işte müdürleri oluyor. Ne bileyim, son sorumluları oluyor. Düzeltmesi gereken onlar oluyor çünkü. Kötü, yani sen ne kadar işini iyi yaparsan yap, onlar bir şey kötü yaptığında sorumluluk sende. Ya, ama düzelteceğiz artık. Çok yedin çünkü. Üçüncüsünü ne yiyorsun? Ben iki tane yedim. Yoruldun mu? Tamam mı? Yoruldun mu? Bak. Baba Melis'in bisküvilerini bitiriyor.
Aksine aldık, Action'e gittik, Kraysop'tan aldık, Primark'tan bir şeyler aldık. Aşkım galiba. Ya. Dişsiz! Yerim kız ben seni! Ben de Douglas'tan yeni bir concealer aldım. Normal doğal ışıkta görmeniz lazım. Bu seferki farklı. Fark ya. Ettiniz mi bu arada? Concealer'ımı. Yeni bir concealer aldım. Normal eskisini yine Estee Lauder Double Wear alacaktım ama kadın... Bitmiş! Ya yok, fondötenim bitmişti. Fondötenimi alamadım. İşte fondöteni bitmişti. Fondötenim bitti. Fondöten Estee Lauder Double Wear kullanıyorum. O bitmişti. Sipariş verebilirim ama benim bekleyemem dedim. Başka bir yerden alırım. Ama concealer, concealer de Estee Lauder Double Wear concealer'ını kullanıyorum da bana neden diye sordu böyle. Neden? Çünkü senin gözlerin altı nasıl diyorsun, koyu değil dedi. Lekelerin falan da yok dedi. Hani niye o kadar ağır bir concealer kullanmana hiç gerek yok dedi. Ben sana başka bir tane göstereyim dedi. Bir farkı görürsün dedi. Sandalyeye oturdu beni, birkaç bir şey denedi ve çok hoşuma gitti. Şu an gözlerimin altında ve biraz böyle yanaklarımda. İçinde biraz shimmer var. Biraz shimmer ne diyorsun? Parlatıcı var. Benefit'ten herhalde ismi Erase and Paste. Galiba hatırlamıyorum. Evde gösteririm. Ama böyle bakınca şimdi doğal ışıkta yani hoşuma gitti. Melis anne dedi. Yani gerçekten anne dedi. Yani duydun değil mi? Yeah. Evet. Yani böyle çok güzel bir şekilde anne dedi. Melis. Melis. Anne. Melis anne. Söylemiyor şimdi. Melis anne. Dedi ama ya. Geçen de bir parmağıyla beni gösterdi. Amcam. Evet mama mama diyor ama mama yani mama demesin, anne desin bana. Eve geldik, size aldıklarımızı göstereyim. Çok bir şey almadık. Asıl çıktığımız şey işte neydi? Tarayıcım. Hard disk. İsmi unuttum. Hard disk için çıkmıştık. Ama onu bulamadık. Vardı ama hafızası çok azdı ve baya bir pahalıydı. İnternetten daha ucuzunu bulabiliriz dedik. O yüzden almadık. Bu akşam hemen bakıp sipariş etmem lazım. Yoksa edit yapamayacağım çünkü kaydedemiyorum ve eskileri de silmek istiyorum. Hiçbir şey silemem yani. Hiçbir şey silinemez. Neyse size göstereyim. Kraytfat'tan aldıklarım. Kraytfat'tan M&M's çikolata aldık. Bir de Ekva Boloche No Halanga Cookies. ismi çok komik. Ama bisküvi işte. Çikolatalı bisküvi. Bundan aldık. Bir tane kulak şeyi daha aldık. Bunu ama artık Melis'e vermiyoruz. Artık Melis bunlarla oynayamaz. Yasak ettik. Çünkü bu üçüncü galiba aldığımız. Ya parasından değil. Çok pahalı değiller ama yani artık al nereye kadar. O yüzden artık bu kulaklıklar Melis'e yasak. İlan da kendine telefon şey aldı. Koluna bağlamak için. Sporda kullanırım dedi. Bir de kulak sileceği aldık. Oradan Action'den. Sonra Primark'a gittik. Primark'tan ben kendime bunu aldım. Bu ya öyle işte pijama gibi evde giymek için ev şörtü işte. Ev için aldım. Böyle çok şey böyle yumuşacık ev kıyafeti diye aldım. Sonra Melis'e bunu aldım. Kazak. Şey var, köpek var, dalmatsir var üstünde, Hello Friend yazıyor. Dirseğinde patch var. Melis! Ucuzdu, 2 euroya düşmüştü, o yüzden bırakamadım. Dedim bunu alıyorum. Bir de legging aldım, şu renk çok hoşuma gitti. Bu renge bayılıyorum ben ilkbahar için. İşte somon rengi. Zalmkler, Türkçe'de ne diyorlar bilmiyorum. Somon renk diyorlar bilmiyorum. Bir de bunu aldım. Bilmiyorum görünüyor mu? Rengi kamerada daha farklı görünüyor sanki. Bir de biraz sonra dişi çıktığında yumuşak bir tane diş fırçası aldık.
Bunun kapağı falan da varmış Hello Kitty'nin. Dedim dursun evde. Çok cici, hoşuma gitti. Biraz sonra işte lazım olduğunda böyle bir tane bulamam dedim. Douglas'tan aldığım concealer bu. Benefit. Evet, ismi Erase Paste'miş. Bunu aldım. Ve kadın bana bir numarayı verdi. Fair. Bir de Melisa telefon aldı. Yes, muy. Hello yap. Bak kulağını tutuyor bak. Arabada bisküvi vermiştim, o yüzden üstü biraz pislendi. Ya. Onun açıp kapatıyorsun. Ya. Şimdi tekrar açıyorsun. Bak. Bak bak. Bak kulağını tutuyor. Yürüme seni. Gel kız. Yeah. Hello. Yap hello. Kulağını tutuyor. Yürüme seni. Kulağını tutacağını biliyor musun? No, bu annenin. Oh yeah. Action'den bir de bir sürü ıslak mendil aldık Melis için. Melis yattı, uyudu. Ben de aslında sinemaya gidecektim. Yani gidecektim gerçekten. Bayağı bir her şey hazır. Hızlı hızlı yaptık ben yetişeyim diye filme. Ya Noah'ya gidecektim. Ya da Captain America'ya gidecektim. İkisi de oluyordu. Ama ne bileyim, böyle bir yorgunluk bastı. Böyle artık gidesim yok. Bir de filmler 2,5 saat. Hani 2,5 saat. Film zaten 9:30'da başlıyor. O zaman saat ta kaçta evde olacağım? Yani 12:30, 1'de evde olacağım. Çok geç. Çok geç. Yani zaten şimdi bile yani kapımı koysam uyuyacağım. O yüzden vazgeçtim, gitmiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere.